Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bir Cabiri okumalar dersinde tekrar birlikteyiz. Bugün kısmet olursa sizinle Cabiri merhumun aklın, daha doğrusu beyani aklın kategorileri çerçevesinde ele aldığımız lafız-anlam problematiği üzerinden devam eden derslerimizin ikinci bir başlığına geldik. Yine lafız anlam sorunu söz konusu olacak ama burada ele alacağımız husus bu defa söylem düzeyinde lafız anlam ilişkisinin durum ve mahiyetiyle akli düzeyde lafız anlam ilişkisinin durumunu ele alacağız. Aslında bugün başlayacağımız bu bölüm meselenin daha sistematik, daha epistemolojik ve daha metodolojik boyutta analizini içeriyor ve konunun tabir yerindeyse çıtası biraz yükseliyor. Bir önceki üç okumalarımızda A, B, C halinde yapmış olduğumuz okumalarda daha temel düzeyde bir taraftan Arap dilinin mantığını, diğer taraftan lafız anlam ilişkisinin bir dilciler açısından dil boyutunda, iki fıkıh usulü geleneğimizdeki boyutuyla, son olarak da kelami gelenekte yine kelamın kendine özgü temel problemleri bağlamında lafız anlam ilişkisinin mahiyetine, sorunsal yönüne değinmeye çalıştık. Ve bu bağlamda aslında ortaya koymaya çalıştığımız husus daha çok dilin mantığı ve sözcük düzeyinde lafzın manaya delaletinin imkan sınırları ve bu üç temel bilim alanında durumun ne olduğuna ilişkindi. Bugün başlayacağımız hususa gelince, bugün başlayacağımız husus artık konunun daha ileri bir düzeyi, sözcük düzeyinden söylem düzeyine, delalet düzeyinden delaletin akli boyutuna geçmek suretiyle artık bizim geleneğimizde, İslami ilimler geleneğinde meselenin yine bu üç bilim dalı alanı açısından, dilciler açısından, fıkıhçılar açısından ve kelamcılar açısından tekabüliyetini ele almak açısından son derece önemli bir hususun üzerinde duracağız. Tabii bu başlayacağımız bölümde, birazdan tahtamıza geçtiğimizde de üzerinde duracağım üzere, temel olarak Cabiri merhum bize söylemin sistemiyle aklın sistemini anlatmak çerçevesinde hemen hemen yine üç ders yapacağımız, üçe bölme zorunda kalacağımız boyutta konuyu ele alacak. Birincisi, son derece önemli bir isim olan Abdülkahir Cürcani üzerinden konuyu ele alacağız. Bu bölümü video olarak yüklerken Cürcani bölümü olarak yükleyeceğim. Hemen ardından ikinci bölümde aynı konuların Sekkaki üzerinden, büyük dilcimiz İmam Sekkaki üzerinden konuyu ele alacağız. Üçüncü bölümde ise merhum Cabiri'nin bu konuları derleyen, toparlayan ve bunlar üzerinden konunun problematiğini ortaya koymak suretiyle beyani akılda lafız anlam ilişkisine ilişkin dilcilerin, fıkıhçıların ve kelamcıların yaklaşımının nasıl bir problematiğe tekabül ettiğini, sonuç itibariyle ne demek istediğini, projesi yönüyle neyin ortaya çıkmasına çaba sarf ettiğini bu bölümün üçüncü konuşmasında inşallah bu hususları ele alacağız. Şimdi müsaadenizle ekran paylaşımında tahtamızı açalım. Cabiri okumaları 25'e geldik çok şükür. 97 ve 118. sayfalar arasını bugün konuşacağız. Lafız anlam ilişkisine devam ediyoruz.
ve ana başlığımız söylem ve aklın sistemi. Evet, daha önceki dilin mantığı ve lafzın delalet boyutu iken şimdi konuyu yine lafız mana ilişkisi üzerinden ele alacağız. Ama bu defa söylem düzeyinden akli düzeyime geçen bir boyut karşımıza çıkacak. Şimdi konunun bu çerçevesi son derece önemli olduğu için müsaadenizle değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, daha meselenin başında çerçeve olarak yapmış olduğum bu başlıklandırma üzerinden biraz konuşmak istiyorum. Oradan konuya geçiş yapalım, devam edelim. Şimdi lafız anlam ilişkisinde lafız dediğimizde bundan müfredi kastettiğimizde müfret lafızları üç bölüm halinde bir önceki lafzın delaleti problemi ve dilin mantığı boyutunda bunları ele aldık. Şimdi artık mesele söylem düzeyine geldiğinde burada artık lafzın bir terkipte yer alışını yani mürekkep oluşunu ele alacağız. Mürekkep oluşunu ele alacağız ve söylemi bugünkü dersimizin ana ismi olarak Cürcani üzerinden de nazım teorisi olarak ele alacağız. Söylemden kasıt nazımdır. Dolayısıyla burada bugün işleyeceğimiz konunun boyutları itibariyle meseleye baktığımızda artık tek tek sözcükleri değil, sözcüklerin bir dizge içinde yer aldığı, bir terkipte kullanıldığı ve bu terkibin ve dizgenin sözlükleri anlamlandırdığı bir düzeyi konuşacağız. Bu son derece önemli bir şeydir. Bu açıdan baktığımızda burayı konuşurken yine Cürcani üzerinden değerli izleyenler şöyle bir hususu konuşmuş olacağız. Bundan önceki üç dersimizde bir lafzın müfret olarak anlama delaletinin imkan ve sınırlarını konuştuk. Yani bir kelime bir manaya ne ölçüde delalet eder ve biz bu manayı nasıl tespit ederiz ve bu neden önemlidir konuştuk. Şimdi zaten Cürcani bize çok açık biçimde detaylarını birazdan konuşacağımız üzere Delailul İ'caz ve Esrarul Belaga adlı o iki önemli muhteşem eserinde ve özellikle Delailul İ'caz'da meseleye baktığımızda çok açık ve net bir biçimde Delailul İ'cazı dikkatlice okuduğumuzda göreceğimiz üzere Cürcani bize dilin tek tek kelimelerden ibaret olmayıp bunun ancak bir terkipte, bir nazım içerisinde yer almasında söz konusu olduğunun öncelikle altını çizer. Bu itibarla kelime herhangi bir anlama potansiyel olarak delalet etse bile onun bir anlamından, buraya dikkatinizi istirham ediyorum, kelimenin anlamından Cürcani'ye göre ancak bir terkipte yer aldığı zaman söz edebiliriz. O halde söylemin sistemi dediğimizde, birazdan sistem üzerinde konuşurken de ifade edeceğim. Söylemin sistemi dediğimizde de burada Cürcani'nin ifadesiyle kelimenin bir terkip içinde yer aldığında o terkibin ona sağladığı, daha doğrusu söyleyecek olursak burada Cürcani açısından söylem bir sistem, bir kalıp olmak hasebiyle kelimeye bir anlam üstlenmesini mümkün kılar, onu anlamlı hale getirir ve söylemin nazım olarak terkibinin dizgesi içerisinde yer alan sözcükler, kaç tane sözcük yer alıyorsa bu sözcükler birlikte bir anlama delalet eder. Demek ki burada anlam Cürcani'ye göre dizgenin anlamıdır. Son dönem bizim çağdaş dil bilimcilerini okuduğumuzda onlardan asırlarca önce bizim dil bilimcilerimiz, kelamcılarımızın ve fıkıhçılarımızın bu konuları
ileri düzeyde nasıl ele aldıklarını ve tartıştıklarını da çok net bir biçimde görme imkanımız vardır. Şimdi buradan hareketle değerli izleyenler, şunu demeye çalışıyorum. Söylem öyle bir şeydir ki müstakil olarak kelimelerin potansiyel olarak taşıması mümkün olan anlamların artık bil kuvve değil, bil fiil olarak anlamlandığı, anlamının açık ve net hale geldiği, sözcüklerin bir araya gelmesi ve dizilmesinden ibarettir. Böylece bir söylem ortaya çıkar ve söylem kelimelerden oluşur. Ve Cürcani bu her bir kelimeyi dilcilerin yaptığı gibi isim, fiil ve harf olarak ayırt ettikten sonra bunların nahiv açısından anlamlı bir dizgeyi, bir söylemi oluşturmasını mümkün kılacak terkiplerin çeşitlerine ilişkin uzun uzun detaylı bilgiler verir. İsmin isimle bir araya gelerek yaptığı terkip, ismin fiille bir araya gelerek de yaptığı terkip, fiilin harfle yaptığı, yine ismin harfle bir araya gelerek, isim, fiil, harf üçünün bir araya gelerek yapmış olduğu mümkün nahiv kurallarına uygun olarak ortaya çıkan tüm terkip bize söylemi verecek. Şimdi burada çok önemli bir husus olması bakımından yine Cürcani'nin, tabii burada değerli üstadımızın adını şuraya yazalım. 471 Hicri vefat tarihi, 5. asırdayız, sonuna doğru geliyoruz. Buradan hareketle Cürcani söylem düzeyinde söylemin ne olduğuna ilişkin vermiş olduğu o son derece önemli bilgilerden hareket edecek olursak, şöyle bir hususun da daha dersimizin başında altını çizmemiz gerekir. Diyecek ki Cürcani, nahiv terkibin kurallarını belirler. Buraya dikkat buyurunuz. Nahi terkibin kurallarıdır. Yani Arapçada bir cümle terkibi yapılacağı zaman isimle mi başlanılmalı, fiille mi başlanılmalı, sonra cümle arkasından nasıl devam etmeli, nasıl gelmelinin kurallarını belirleyen şey nahivdir. Bunu nahiv belirler. Ama diyor Cürcani, nahiv söylemi oluşturmaya yetmez. Dolayısıyla nahiv kelimelerin hatasız bir biçimde Arapça gramerine uygun olarak bir terkip oluşturmasını mümkün kılmanın kurallarını bize verir nahiv. Ama konu anlama geldiğinde, buraya dikkat duyuralım, terkibin anlamına, şu terkibin anlamına geldiğinde bu terkibin anlamıyla nahiv ilgilenmez. Terkibin anlamı ile ilgilenen alan belagattır. O halde Cürcani dili yatay düzeyde sarf ve nahiv ile ilişkili olma boyutundan, potansiyel düzeyde lafzın manaya delalet boyutundan daha dikey boyuta taşımak suretiyle onu söylemsel delalete, manaya delaletlerine taşıyan çok incelikli, çok önemli bir hususa dikkatimizi çeken bir performans ortaya koyacaktır. Dolayısıyla tam da burada konuyu ele alırken altını çizmemiz gerekir ki Cürcani merhum söylemi belagata bağlamak suretiyle belagatı meani ilminin, ilmul meani'nin bütün düzeylerini, yani mecazını, temsil, teşbihini,
kinayesini, istiaresini, bütün boyutlarıyla bunları içine alan bir nazım teorisi ortaya koyar ve dikkat buyurunuz, buyuracak ki anlam buradadır. Anlam buradadır. Kurduğumuz bir cümlenin bir cümle olarak, dikkat buyurunuz, artık tek tek lafızlar değil, bir cümle olarak manaya delalet boyutu, belagatın alanıdır ve burada belagat söyleme tekabül eder. Öyleyse Cürcani'de söylem belagattır. Nazım teorisidir ve terkibin manaya delaletidir. Şimdi tam da burada bizim Cürcani üzerinden değerli izleyenler konuyu ele alırken onun manaya delalet konusunda söylemi terkip düzeyinde şunun bir terkip olduğunu mürekkep bir ifade olarak bu cümlenin manaya delaletini iki basamaklı olarak ele alır. Bir, diyecek ki bu terkip bize manaya delaleti sarihtir. Yani açıkça biz bundan anlamı anlarız. Sarihtir, açıktır, gündelik dildir. Örneğin mesela diyecek ki Haraca Ömer. Ömer çıktı gitti dedik. Bunun manaya delaleti sarihtir. Dolayısıyla ya da Ömer bu fiille başladık. Fiille başladığımızda bir örnek. Ya da Ömer'le başlayabiliriz. Ömer muntalıkun dedik mesela. Bunun da manaya delaleti sarihtir. Ama Cürcani bize diyecek ki mürekkep lafzın şu yukarıda saymış olduğumuz onu farklı bir renkle çerçevelendirerek şunları buraya bağlayalım şuraya. Öyle bir düzeyde bu mürekkep manaya delalet edecek ki bu manaya delalet dikkat buyurunuz sarih değildir. Ya tevil yoluyla dediğimiz daha önce de konuşmuş olduğumuz yorum yoluyladır ki bunun adı belagattır. Onu yine yazalım. Belagat yoluyla bir delalettir ki bunun adına bu dersimizin en önemli, en değerli kavramlarından birini yazıyorum. Cürcani buna manel mana diyecek. Ya da el manes sani ikinci mana ya da el manes sunai ikinci mana manel manadır. Yani bu el manes sarih açık mana, net mana. Bu manel manadır. Ne demek manel mana? Bakın daha dersimizin adının başındayız ve konuları onun üzerinden inşa etmeye çalışıyorum. Manel mana ne demektir? Şimdi Cürcani bize verdiği çok değerli örnekleriyle yine Cabir merhumun da bize aktarması üzerinden bunları malum işliyoruz. Diyecek ki bir cümle kurarız. Bir cümle kurarız. Ve kurduğumuz bu cümle bize cümlenin terkibi ve tanzimi olarak sarih diyeceğimiz zahiri manası itibariyle daha önceki bölümlerde konuştuğumuz gibi bir mana verir. Fakat akıl bu mana ile yetinmez. Bu mananın bize işaret ettiği ikincil bir manaya intikal eder. Ve bu ikinci mana işte asıl mana budur. Şu mana mananın anlamın anlamıdır.
anlamın anlamı. Elimizde bir anlam var. Bu anlamın bize verdiği bir başka ikincil bir anlam var. Asıl kastedilen de bu anlamın anlamıdır. Ve birazdan örnekler üzerinde bunu konuşacağız. İşte buradan başlığımıza yeniden dönelim. Cürcani diyecek ki bu anlamın anlamı belagatla ortaya çıkan nazım teorisiyle bize Delailül İcaz'da anlatmaya çalıştığı husus, bu da devreye akıl girer. İşte burada dilin söylemsel sisteminin ortaya çıkabilmesinde aklın rolü söz konusu olur. Örnekleri üzerinden konuşacağız. Aklın devreye girmesi ve aklın sistemine gelmedik daha. Sisteme gelmedik, sistemi konuşacağız. Böylece aklın devreye girmesi söz konusu olur. Şimdi burada Cürcani bize bir taraftan lafzın manaya delaletinin dikey boyutta söylemsel düzeydeki karşılığını anlatmaya çalışırken, nazım teorisi üzerinden söylemin bir sistem halinde manayı ortaya çıkarmasındaki ikincil manaları, mananın zahiri mananın arkasındaki ikincil manayı, ama bu mana es-sünaiyi gerçek bir anlam olarak hatibin hitabındaki kastının gerçekliğini yansıtan bir söylem olarak bunu ortaya koyar ve gerçek mana, gerçek anlam budur der. İşte anlamın, bu ikincil anlamın, bir mananın başka bir manaya delalet işlevi üstlenmesini ve bu ikincil anlamın gerçek ve maksut anlam olduğunu belirleyen şeyin akıl olduğunu belirler. Böylece Cürcani çok önemli bir biçimde dilde nazım teorisi üzerinden söylemin sistemiyle aklın buluşmasını mümkün kılar. Ama burada net bir biçimde tespit etmeliyiz ki Cürcani'nin bu sisteminde de akıl, akıl olmak bakımından müstakil bir kaynak, müstakil bir otorite olmak bakımından bir akıl değil. Ya dilin söylem düzeyinde manaya delaletinin tespitinde, izharında, tebiyininde, beyani aklın beyanında bir rol üstlenen akıldır. Bu itibarla Cürcani bize verdiği örnekler üzerinden devam edelim. Bir, örneğin diyecek ki Aliyun Esedun. Ali Arslan'dır. Şimdi bu sözcüğün bir ABC diye yazalım. Şimdi bu ifade mürekkep midir? Evet, mürekkeptir. Yani bir söylemdir. Bu ifadenin bir sarih anlamı var mıdır? Evet. Sarih anlamı. Sarih anlamı ne? Ali Arslan'dır. Peki zihin, muhatabın zihni, hatip Aliyun Esedun dediğinde muhatabın zihni, akıl yani,
Akıl. Devreye burada akıl giriyor. Bu akıl. Ali'nin aslan oluşunun sarih anlamıyla yetinir mi? Hayır. İşte tam da burada muhatap hatibin Ali'nin aslan oluşunda başka bir şeyi kastettiğini düşünür. İşte akıl burada hitabın kastına yönelir. Hitabın kastı. Hitabın kastı nedir? Manel manadır. Hitabın kendisi manadır. Hitabın kendisinin bir manası var. Bakın bu hitabın kendisi. Hitap bu. Bunun bir anlamı var. Fakat zihin bu anlamla yetinmiyor. Hatibin bu hitapla neyi kastettiğini arıyor. İşte bu kasıt bunun anlamının anlamıdır. Peki bunu neyle buluyor? Akılla. Yani akıl burada ne yapıyor? Hatip demek istiyor ki Ali arslan gibidir demek istiyor. Peki arslan ile Ali'nin neyini anlıyor? Kastettiğinde bir teşbih, bir temsil yapıldığını anlıyor. Peki bir teşbih, bir temsil yapıldığında benzeyenle benzetilen arasındaki ilişkiye akıl bakıyor. Bakın akıl yapıyor bunların hepsini. Bakıyor. Ve dolayısıyla akıl bunları gerçekleştirirken aradaki benzerliğe dikkat çekiyor. Unsuru teşbih. Benzerlik unsuruna bakıyor. Benzerlik unsuru nedir? Cesarettir, yiğitliktir, atılganlıktır vesairedir. O halde buradan bu cümleden muhatap bu söylemden ne anlıyor? Ali cesur bir kişidir. Cesurduru anlıyor. Peki bu cümlenin zahirinde Ali'nin cesur oluşu var mıdır? Hayır. Peki anlam olarak var mıdır? Evet. Bunun anlam olarak Aliyun Esed'un ifadesinde olmasını mümkün kılan şey nedir? Nazımdır, terkiptir, belagattır. Eğer diyor Cürcani, belagat ilmi olmamış olsaydı Araplarda, Arapların dili bu derece icaz içermezdi. Allah'ın kelamı birazdan konuşacağız. Bu şekilde muciz olarak bize ulaşmazdı. Şimdi böyle olduğunda belagat ve maani ilimleri bize sevgili izleyenler bir lafzın bir terkipte yer almış mürekkep bir ifadenin yani söylemin ilk anlamının sarih ve zahiri anlamının arkasındaki ikincil anlama intikal etmemizi belagat sağlar. Bunu da akıl yoluyla yapar. Bunu da akıl yoluyla yapar. Peki ikinci bir önemli örnek verelim. Fulanun ramaduhu kesir. Arapların çok kullandığı bir kinai cümledir bu. Fulanun ramaduhu kesir. Bu bir mürekkep söylemsel bir ifadedir. Peki zahiri anlamı nedir? Falan külü çoktur. Külü çoktur. Şimdi muhatap bu ifadeden külün çok oluşunun söylendiğinde muhatabın yine zihni bu külün çokluğu ifadesinden hareket ederek bakın zihin nerelere gidiyor. Bir, ocak çok yanıyor. Ocak çok yanınca çok kül çıkıyor. Ocak neden çok yanar? Çok yemek pişiyor. Peki neden çok yemek pişer? Falancanın çok misafiri geliyor.
Peki falancanın çok misafiri geliyor, çok yemeğe pişiyorsa bu falanca kimse ne olur? Cömert olur. Bu falanca kişi cömert bir kişidir. Olur. O halde Cürcani diyor ki Arap belagat üzerinden fulanun ramaduhu kesir dediğinde bununla bu kişinin cömert olduğunu söylemek ister. Ve bunu duyan bir Arap bunun bir kinaye olduğunu ve o kişinin cömert olduğunun kastedildiğini zihin ve akıl vasıtasıyla anlar. Şimdi yukarıya çıkalım. Şuraya yeniden dönelim. Akla yeniden dönelim. O halde bu bölümde ele alacağımız konu açısından baktığımızda akıl Cürcani'nin nazım teorisindeki rolü itibariyle akıl, dikkat buyurunuz, kategorik olarak beyani yani açıklayıcı, belagi yani belagata uygun dil boyutunda yani dilin kuralları ve mantığı çerçevesinde işlev üstlenen bir akıldır. Yani kategorik olarak yapısal özelliği dilden gelen bir akıldan söz ediyoruz. Fonksiyonunu dilden alan bir akıldan söz ediyoruz. Evet. Demek ki dilcilerimiz, belagatçılarımız akla onun fonksiyonunu yüklerken dilin sınırlar içinde dil boyutunda bunu yüklemişlerdir. Cabiri merhum Cürcani'den söz ederken çok haklı olarak, yerinde olarak Cürcani'nin çağının Sirafi'nin geleneği daha önce Ebu Bişir Mettab bin Yunus üzerinden konuştuğumuzda da hatırlayacaksınız. Ünlü dil bilimcilerin geleneğine mensup temelde bir nahivci olduğunun altını çizer. Her şeyden önce Cürcani bir dil bilimci, bir nahivcidir. Sonra Cürcani nahvin Arap dilinin boyutlarını göstermekte kifayetsizliğini, yetersizliğini görür. Özellikle Kur'an'ın muciz ayınla muciz oluşu yani bir benzerinin insan tarafından söylenemeyeceği Kur'an'ın tahaddisi diyoruz buna. Meydan okuyuşu tahaddi problemidir kelamdaki karşılığı. Meydan okuyuşunu Cürcani temellendirmek üzere bu boyutun ancak söylem düzeyinde Kur'ani söylem düzeyinde olduğunu ortaya koymak için Delailül İ'caz ve Esrarül Belaga'yı yazmıştır. Değerli izleyenler, o zaman Kur'an'ın icazı ve tahaddisi söylemdedir. Söylem boyutundadır. Kur'an'ın bir benzerinin getirilemeyeceği iddiası ya da meydan okuyuşunun zemini söylemdir. Peki Cürcani'ye göre bu meydan okuyuşun
Bu söylemsel boyutunda o zaman, şimdi birazdan konunun derinliklerine doğru yavaş yavaş geçeceğiz. Söylem nedir? Söylem nedir? Ve Cürcani söylemi nasıl tanımlayarak, tarif ederek farklı, önemli ve kendisinden önceki seleflerinin, dil bilimcilerinin özellikle getirdikleri noktadan Arap dili ve belagatını nasıl epistemolojik bir sıçramayla belli bir yere taşıyor olduğunun, Cabiri altını çizer, onu da yazacağım. Bir epistemolojik sıçramanın bir epistemolojik çıta atlamanın, bir sıçramanın temsilcisi olarak Cürcani söyleme nasıl bakıyor? Söylem nedir ya imam dediğimizde bize ne söylüyor? Buraya dikkat buyurunuz. Tekrar yukarıdaki başlığa döneceğim. Diyor ki söylem lafzın mana ile dengeli bir biçimde oluşturdukları nazımdır. Şimdi böyle olduğunda daha farklı bir tanımıyla söyleyelim, Cürcani'nin tanımıyla. Lafızların üstlenebilecekleri anlamı kemaliyle üstlenebildikleri, ne fazla ne eksik, kemaliyle üstlenebildikleri ve dolayısıyla lafzın manaya delaletini kamil manada temsil edebildikleri, aynı zamanda manayı izhar etme görevini üstlenen lafzın sadece mananın izharı hizmetinde bulunmayıp aynı zamanda dinleyiciye ve kulağa hoş gelecek, fonetiğiyle, musikisiyle, o kelimeyi oluşturan harflerin seçimiyle, o harflerin yan yana bir araya gelmesiyle lafzın en güzel duyulduğunda, işitildiğinde dinleyiciye keyif verecek bir sözcük olarak seçilmesi dediğimiz, o fesahat olarak belagatta tanımladığımız fesahat özelliklerini de taşıyacak bir biçimde, dikkat buyurunuz, taşıyacak bir biçimde seçilmesi ve sonra bu manayı en güzel şekilde yansıtan, kendisi de lafzen ve işitsel bakımdan çok güzel olan bu kelimenin nahiv kuralları üzerinden doğru terkibinin yapıldığı ve akli delalete de işaret edecek düzeyde belagatlı nazma dönüşmüş olan şeydir söylem. Cürcani'nin söylem tanımı budur. Bunları maddeler olarak da yazacağım birazdan. Şimdi buna göre o zaman Cürcani'nin söylem tanımında lafzın nazım içerisinde manaya delaletiyle bu delaleti mümkün kılan söylemin sistemiyle kategorik olarak dilsel zaten bir işlevi olan aklın bu yönüyle sistemi arasında tam bir uyum söz konusudur. Cürcani'ye göre Arap aklının sistemi ile söylemin sistemi birebir uygun ve mutabıktır. Aklın sistemine uygun olan nazmın sistemine uygun olan aklın sistemine uygundur denebilir Cürcani açısından. Şimdi o zaman bir, lafzın seçimi burada lafzın seçiminden maksat fesahattır.
manayı izhar, manayı ifşa edecek, nahvi terkip, nahvi terkip, dört, belagat ve belagatın neden olduğu akli delalet. Yani manel mana. Söylen bu. Peki şu soruyu soralım. Cürcani niye böyle yapmaktadır? Niye böyle bir çaba içine girer? Delailül İcaz'ı okuduğumuzda ki bugün neşredilmiş olan Delailül İcaz'ın girişinde çok güzel bir tahkik yazısı vardır. O muhakkikin de söylediği gibi Delailül İcaz'ın içeriğine baktığımızda, muhtevasına baktığımızda orada örtük bir biçimde hermenötik olarak bunları Ebu Zeyd konuşmalarında ele alıyoruz biliyorsunuz. Dikkatli bir okumayla baktığımızda aslında Cürcani'nin bütün söylemsel arka planında Mutezile'ye bir cevabın, özellikle Kadı Abdülcebbar'a El-Mughni üzerinden bir cevap verişin heyecanını, psikolojisini görmek mümkün. Böylece Cürcani epistemolojik bir sıçramayla seleflerinden devraldığı lafzın manaya delaleti meselesini belagat üzerinden bir sisteme, onun akli delalet boyutlarıyla ilişkilenmesine yönelik yapmış olduğu hizmet ya da ortaya koyduğu performans buraya farklı bir renkte yazmak istiyorum. Cürcani Arap dilini akıl ve mantığı kendi içinde mevcut bir sistem olarak ortaya koymuştur. Bu çok önemli bir noktadır. Demek oluyor ki Cürcani merhum nazım teorisiyle bize söylemi öyle bir sistemsel boyutta ortaya koyar ki yine başlığa dönelim. Söylem Cürcani'de nazım olarak öyle bir ortaya konur ki aklı bunun içinde mündemiştir. Söylemi takip ederken oradaki aklı da görmüş olursunuz. Söylem bize oradaki aklın kendisini gösterir. Öyleyse Cürcani üzerinden Arap dili ve edebiyatındaki akıl dilsel bir akıl sistemidir. Rasyonalist bir akıldan söz etmiyoruz. Dilsel bir akıldan söz ediyoruz. Ve bu akıl bütün işlevini daha önce Sirafi Medda tartışmasında gördüğümüz gibi kendi mantığını, kendi dilsel ve akli ve mantıki delaletini kendi bütünlüğü içinde taşıyan bir akıldır. Bunun için Cabir'i verdiği örneklerde farklı isimler üzerinden bize ilgili sayfaları okuduğunuzda göreceksiniz. Arap dilini öne çıkaran ve diğer hiçbir dilin bu noktada Arap diline benzemeyeceğine ilişkin yaptığı vurguları da abartılı olarak tabii görmek lazım. Orada zikreder. Şimdi tekrar bugün başlamış olduğumuz bu konunun ortaya çıktığı zeminin arka planına gelelim. Cürcani niye ortaya çıktı? Cürcani diye biri nasıl zuhur etti?
Cürcani nereye tekabül ediyor? Bu Cürcani'yi tarihi bir şahsiyet olarak, geleneğimizin ünlü bir ismi olarak ortaya çıkaran arka plan nedir? Bir önceki üç videoluk konuşmamızda hatırlayacaksınız değerli izleyenler. Şöyle bir konu vardı. Problematik, konunun etrafında döndüğü problem, yani lafzın manaya delaletine ilişkin problem. İşte orada da gördüğümüz gibi Kur'an mahluk mu değil mi idi. Dilin mantığı da biraz daha çok kelamcılar üzerinden de böyle devam ediyordu. Peki şimdi bu ikinci bölüm, söylemin sistemi ve aklın sistemi, lafız mana ilişkisi üzerinden ele aldığımız bu bölümde, bu bölümün etrafında döndüğü miğfer nedir? Hangi problematik bu ulemanın zihnini bu şekilde bir çalışmaya sevk ediyor? Şimdi bu problematiği yazalım. Problem, Kur'an'ın icazıdır. İcaz sorununu kelam okumalarımızda tafsilatıyla konuşacağız. Burada ona girmiyoruz. Cabir de girmemiş zaten. Kur'an muciz midir, değil midir, neyle mucizdir falan, onlar şimdilik bizim konumuz değil ama. Bu dil üzerine yapılan zengin araştırmaların arka planı işte budur. Kur'an'ın icazını ortaya koymaktır. Delailül icaz da o zaten. İcazın delilleri demek. İcaz neyin icazıdır? İcazul Kur'an'dır. Her zaman olduğu gibi geleneğimizde doğal olarak Kur'an'ın muciz oluşu, Allah'ın kelamı oluşu, yukarıda da sözünü ettik, tahaddi ile bir benzerinin getirilemeyeceğine ilişkin Kur'an'ın kendisinin zaten böyle bir meydan okuyuşu içermesi, doğal olarak geleneğimizde bu konunun kelam boyutunda tartışılmasını da getirmiştir. Peki Kur'an'ın icazını nerede arayacağız? Kur'an'ın icazı nerededir meselesi gündeme geldiğinde yine iki ekolün karşımıza çıktığını görüyoruz. Kur'an'ın icazı hem lafız hem mana ikisinde birliktedir diyen ehli sünnet, ve hayır efendim, Kur'an'ın icazı sadece manadadır. Lafızda olmaz, lafzın benzeri getirilebilir diyen Mutezile. İşte Cürcani burada devreye giriyor. Mutezile'nin manayı önceleyen, mananın önceliği üzerinden konuyu ele alarak lafzın bir araç olduğunu, dolayısıyla asıl olanın mana olduğunu ve Kur'an'ın da manadan ibaret olduğunu, dolayısıyla bir icaz aranacaksa bunun manada olanacağını söylüyor ki bunu bundan sonraki videomda Sekkaki üzerinden, İmam Sekkaki üzerinden konuşacağız. Ehli sünnetin hem lafız hem mana yönüyle Kur'an mucizdür dediği ve Kadı Abdülcebbar'a bir reddiye olarak yazıldığınız neredeyse söyleyebileceğimiz Delailül İcaz'ın ünlü üstadı Cürcani, bugün ele aldığımız boyutlarıyla Cürcani, hayır efendim, Kur'an hem lafzı hem de manasıyla mucizdir diyor. Peki bunu neye göre diyor? Konuştuk aslında. Çünkü Cürcani
lafız ile anlam ayrılığını daha önceki konuştuğumuz videolarda sistemi ele alırken üzerinde durduğumuz hususları hatırlayınız. Neydi orada konuştuğumuz husus? Şuydu. Lafız anlamdan ayrı ayrı şeylerdir. Ve konu Kur'an'ın icazı bağlamında Cürcani'ye gelindiğinde Cürcani lafız ile anlamın ayrılığını işte epistemolojik sıçrama budur. Lafız ile anlamın ayrılığını nazım, söylem üzerinden ortadan kaldırarak mana ile dengede olan lafız lafzın taşıdığıyla yetinen mana yani öyle bir lafız ki mana şikayetçi değil. Şöyle söyleyelim, hatta bunu belagatçılar çok benzetmede kullanırlar. Manayı insanın bedeni, lafzı da ona giydirilen elbise gibi düşünürsek burada üç durum söz konusudur. Elbisenin bedeni büyüktür. Adam içinde kaybolur. Beden mana, elbise de lafızdı. Ne oldu? Lafız manaya bol geldi. Yani lafız o kadar ihtişamlı ki lafzın cezbesinden içindeki adam görünmüyor adeta elbisenin cezbesinden. Ne oldu? Denge bozuldu. İyi mi kötü? Tersini söyleyelim. Adamın boyu uzun, elbisenin boyu kısa. Hem çirkin, görüntü gözü tırmalıyor, hem de beden elbise uyumu yok. Bu da neye tekabül ediyor? Mana büyük, anlam derin, sıradan bir lafız seçilmiş. Mana sıkışıp kalmış o lafzın içinde. Lafzı parçalamak istiyor. Niye? Sığmıyor çünkü. İşte Cürcani bu ikisinin lafız mana dengesinin bozulduğu bu iki türün Allah'ın kelamı için söz konusu olamayacağını, Allah'ın kelamında lafız ile mananın dengeli olduğunu, vahiy metninde yer alan her bir sözcüğün taşımak için görevlendirdikleri manayı ne fazla ne eksik tam anlamıyla taşıdığını, böyle bir dengeli nazım ve söyleme sahip olduğu için beşerin bunu taklit edemeyeceğini söylüyor. Çünkü beşeri tercihlerde, şiirlerde vesaire de illaki bir insan zaafına işaret etmek bakımından bazen lafız manaya çok, bazen mana lafza çok şeklinde dengesizliklerin ortaya çıktığını ifade ediyor. Şimdi bu dengesizliği aşabilmenin yolu olarak nazım teorisi Cürcani'de temel problematik olarak Kur'an'ın icazına yöneliktir. Kur'an hem lafzıyla hem de manasıyla mucizdir. Ve bunu da sadece nazım ve söylem düzeyinde bırakmayarak, sadece nazım ve söylem düzeyinde bırakmayarak, konunun akli düzeyini de
Yani burada nazım ve söylemin lafız anlam ilişkisindeki dengesi üzerinden teşbihleriyle, temsilleriyle, kinayeleriyle, istiareleriyle, mecazıyla, bütün bu yönleriyle akli bir delalete de sahip olması bakımından akli olduğunu, mantıklı olduğunu, tutarlı olduğunu ve bunun reddedilemeyeceğini söylüyor Cürcani. Böylece lafız anlamın söylem düzeyinde geldiği nokta lafız anlam dengesidir. Ve bu lafız anlam dengesinde belagata uygun bir biçimde tanzim edilmiş söylemin ikincil manalara delaleti de söz konusu olmak yönüyle akli bir sisteme de sahiptir. Böylece Cürcani'nin ifadesinde nazım söylemsel bir sistemdir. Ve aklidir. Evet, aklidir. Yukarıya gelelim. Buraya tekrar ineceğim. Bitiriyorum, toparlayacağım. Cabiri merhum başlığını seçerken son derece isabetli bir şekilde önemli bir efendim başlık seçmiş. Sistem. Her zaman akılla ilişkilidir. Onun için bir terkibi yapmak doğal ve tabii olarak Arap bunu nahiv kurallarına uygun yapsa bile orada anlamsal ve söylemsel düzeyde bir anlamın kastı bir sistemi gerektirir. Sistem söz konusu olduğunda bu zorunlu olarak akıl ile ilişkiyi gerektirir. Akıl olmadan bir sistemden söz edemeyiz. Dolayısıyla her sistem bir akla dayanmak zorundadır. İşte burada Cürcani'de de tekrar Cürcani'de de onun nazım teorisinin söylemin akli boyut itibariyle bir akla delalet etmesi onun sistemsel boyutunu gösteriyor. Peki bu konuda Mutezile ne diyor? Bundan sonra Cabir'in ifadesiyle söyleyecek olursak Cürcani teleflerini aşmış ve Sekkaki'ye zemin hazırlamıştır diyor. Tabi burada önümüzdeki derste inşallah bunları konuştuğumuzda daha zihnimiz netleşecek. Erken dönem yani 4. asırlarda Ahmet bin Hanbel'den başlatırsak 3. asırlarda başlayan Ehl-i Sünnet Mutezile arasındaki makasın da belli düzeyde daraldığını, karşılıklı birbirlerini daha iyi anlayacak düzeye geldiklerini ve birbirlerinden etkilendiklerini,
söylememiz de gerekir. Bunu da görmek lazım. Daha sonraki dönemlerde bu makas daha da daralacak. Dolayısıyla bilimsel düzeyde konuların ele alınıp tartışıldığı bu derslerimizde. İnşallah bu bölüm 3 bölüm halinde bitirdiğimizde lafız anlam ilişkisinin söylem ve akla ilişkin sistematik özelliğini de netleştirmiş olacağız. Sonra beyani aklın işte fıkıhtaki asıl fer, kelamdaki işte cevher araz problemleri üzerinden inşallah birkaç ay sonra kadar sürer bilmiyorum. Beyani aklın kategorik olarak kritiğini, tahlillerini yapmış olacağız. Efendim, sabırla beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki ders Sekkaki'de Mutezile'nin konuya nasıl baktığına ilişkin dersimizi yapmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlık ve afiyetle kalınız inşallah.